Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. 27 Ekim 3 Kasım haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli. İstediğiniz, dilediğiniz kim konu, tüm konularda da hayırlı olanlar önünüze düşsün arkadaşlar diyelim ve şöyle hemen bir açalım bakalım bu hafta ikizler burcunu kahve falında neler bekliyor. Şöyle bir içerisi ilgimi çekti açıkçası. Boğum boğum görseller var gördüğünüz gibi. Şuradaki görselleri de şöyle hemen göstermeye başlayayım. Burada birçok konu var ve aslında bu hafta şöyle baktığımız zaman güzel bir hafta. Fakat yoğun olan bazı kısımlar var. Burada çevrenizin çok kalabalık olduğu görseller de var arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada bir ayağınız bu siz ikizler burcu oluyorsunuz. Bir ayağınız bir yerde, bir ayağınız bir yerde karar verme aşamasında olduğunuz bazı konular var. Gelen bir haber doğrultusunda aslında bir karar vermeye çalışacaksınız. Bu habere istinaden. Lap diye gene girdim, kabul ediyorum. Yeni gelenlere de bu arada hoş geldiniz diyelim. Şimdi ikizler burçlarının aslında maddi konularla alakalı bu haftası nasıl geçecek sorusunun cevabına biraz istinaden söylediğim bir kelimeydi onlar. Bu hafta aslında baktığımız zaman bakın dikkat ederseniz güzel bir hafta var. Gelecek olan haberleriniz güzel haberler. Hani çalışanlar için iş güç, parasal konular, çalışmayanlar için hanedeki para, cebinizdeki para dediğimiz konularda aslında bu haftanız güzel bir hafta. Burada aslında hafta başı itibariyle askıda kalmış bir para konusu, bir para mevzusuyla alakalı. Önünüzde sanki bir basamak var, boyunuzu aşan bir ödeme belki de bu. Ya da boyunuzu aşan bir iş konusu, bir iş görüşmesi. Hani sanki burada biraz kafanız havada kalmış. Yapacağınız görüşme ya da konuşmalarda kararsız gösterilerinde çıkıyorsunuz. Basamak aynı zamanda aslında bir üst kademeye çıkmak için önünüze gelebilecek bazı engellerle mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor. Pazartesi ve Salı aslında önünüzde açılan kapılarda bu da maddi kapılar olarak göründüğü için biraz daha mücadele ederek aşabileceğiniz kapılar görünüyor. Şimdi basamak 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 olsaydı evet bu hafta zorlanırdınız derdim ama tek bir basamak aslında yapamayacağınız değil yapabileceğiniz bir konuda hafta ortasına kadar vereceğiniz mücadelede basamağa geçmiş o konuyu aşmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi haftalık olduğu için fallarımız aslında bu hafta İş yerinizde ya da maddi konularla alakalı çözmek istediğiniz mesele ne? Bunu pazartesi günü önünüze koyuyorsunuz. Bir haber, bir duyum, bir konuşmaya istinaden de önünüzde duran küçük engeller, çok büyük engeller değil, aşarak çarşamba gününe temiz bir şekilde çıkacaksınız ki çarşamba günü çok güzel bir kuş görseli, bir haber göndermek istiyorsanız dahi, çünkü çift taraflı görünüyor. Güzel bir haber göndermişti. Bu işi hallettim gibi düşünün. Ya da gelecek olan güzel bir haberle karşılıklı görünüyorsunuz. Burada hep açık görseller var. Bu hafta aslında işiniz rast gidecek diyebiliriz. Sadece burada dedim ya bir ayağınız bir yerde, bir ayağınız bir yerde. Özellikle Perşembe Cuma'dan sonra arkadaşlar bulunduğunuz yerde elinizde duran böyle bir şey var ve çevrenizdeki insanlar sanki elinizde duran işe mi bakıyorlar, paraya mı bakıyorlar, borca mı bakıyorlar, bir şeylere bakan insanlar var çevrenizde. Bu daha çok iş ortamında görsellerinde çıkıyor. Ve burada siz aslında kafanızda uzayıp giden bir konu hemen akabinde bir haberle birlikte bir ayağınız bir yerde, bir ayağınız başka bir yerde. Bir mesela diyelim ki bir mal alacaksınız, kararsız kalmak. Bir mal satacaksınız, kararsız kalmak. Ya da işinizle alakalı bir iş teklifi alacaksınız, kararsız kalmak anlamına gelir. Perşembeden itibaren, Perşembe, Cuma kafanızı karıştıracak, karar vermekte zorlanacağınız para ve iş konuları gündeminize gelebilir arkadaşlar. Burada biraz siyah görsellerde aslında elemeniz gereken, biraz zamana ihtiyacınız olan bir konunun önünüze düşeceğini ve hafta sonuna kadar bu konuyla biraz da meşgul olacağınız görselleri var. Bu arada evrak beklentisi içinde olanlar için yarım evrak görselleri var arkadaşlar. Şimdi yarım evrak diyeceksiniz ne? Fallarda aslında yarım evrak. Mesela diyelim ki olur evrağı bekliyorsunuz. Burada sözlü olarak oluru alırsınız. Evrak önümüzdeki haftaya kalır diyebiliriz. Bu şekilde bir genelleme yapıyorum. Kolektif bir fal olduğu için. Bu evrak her ne ise aslında. Bunun ya tamam senin evrağın çıktı.
Senin işin oluyor ama bu hafta değil, önümüzdeki hafta hallolacak gibi bir cevapla da karşılaşabilirsiniz. Onu da ekleyelim. Pazar günü maddi konularla alakalı bir kişiye arkanızı dönmüş görüyorum. Bu da aslında yapılacak olan bir harcamada bir kişiyle inatlaşacağınızı, yapmak istemeyeceğiniz bir harcamanın önünüzde konunu bileceğini ama buna sırtınızı döneceğinizi ifade ediyor. İşte ailede ya da işte hanenizde yapılması gereken bir ödeme kafanıza yatmayacak da sanki ters düşüyorsunuz görsellerinde çıkmış. Mecburiyetiniz yok, evet, ama bu sırtınızda da bir yük, çözülmesi gereken bir yük ama sanki inatlaşarak bu konuyu böyle esler vererek, dolandırarak önümüzdeki haftalara atacağınız bazı harcamalardan bu hafta kaçabilirsiniz görselleri var. İlişkiler olarak değerlendirecek olursak ikizler burçlarını hafta başı, pazartesi, salı, hatta pazartesi, salı diyelim biz buna, çarşambaya çok girmeyeyim burada. Aile bireyleri, evli olanlar da dahil arkadaşlar, çevredeki aileler, topluluk içerisinde görünüyorsunuz çünkü. Bir konu bir mevzu ve bu konunun, bu mevzuların çevrenizdeki insanlarla, eş dost akrabalarla devamlı görüşüldüğü özellikle bir pazartesi var. Bu aynı zamanda evinizle alakalı karışık işlere gireceğinizi de ifade eder. Çok konuşulan, çok fazla kişi, fikir veren kişinin olacağı, böyle olduğunuz yerde sanki bir para harcamanız lazım ama akıl veren çokmuş gibi bir görsel çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 kişi var yani. Ya hanenizde bir işe kalkışmak istiyorsunuz, burada fikir aldığınız insanlar var, kafanızı karıştırıyor. Ya da yapmaya çalıştığınız bir konuda önünüze çıkabilecek konuşmasal olarak engeller var. Önünüz açık yalnız. Hani dallandırıp budaklandırılacak bir konuda sanki siz elinizi masaya vurup bu şekilde olacak der gibi tam ortada çıkıyorsunuz. Bu hanede kararsız kalınan bir konuda sizin hüküm vereceğinizi de ifade edebilir. Yani tamam böyle yapmayalım, şöyle yapalım deyip konuyu kapattınız ama uzayan bir konuya da biraz tahammül edemediğiniz, böyle başınızın uzamış görselleri de var çünkü. Tahammül edemeyeceğiniz konularla yüzleşebileceğinizi gösteriyor. Bu ilişkilerde karşınızdaki kişi ya da sizin çevrenizde çok fazla insan olduğu için daha çok ilişkiden çok çevrenizdeki insanların konuları, mevzuları, belki çocuğunuz, belki aile bireylerinden birilerinin daha çok konuşmalarının geçtiği bir gün diyebiliriz. Salı günü özellikle çiftler yan yana, el ele, kol kola görsellerinde çıkıyor. Fakat önünüze düşen bir kişi. Bu zıtlaştığınız bir kişi olarak görünüyor. Hani birlikteliklerde zıtlık yaratan çocuk bile olabilir arkadaşlar. Bir şeyin istenmesi, tutulması, anne ve babanın buna eyvallah dememesi gibi bir zıtlaşma durumu. Özellikle salı günü hanede iki kişinin kol kola verdiği, bir kişinin de bu kişilerle zıtlaştığı görselleri var. Gene olur olacak bir konu aslında. Boşu boşuna zaman kaybı gibi bir görselde. Ne kadar önünüze engeller çıkarsa çıksın, bir kişiden destek alarak yapmak istediğiniz bir konuyu, çözmek istediğiniz bir konuyu yapacaksınız görselleri var. İlişki olarak yanınızda destek veren bir eş ya da partnere karşı bir kişiyle fikirsel ayrılık yaşayabilirsiniz. Bu ilişkinize dışarıdan bir kişinin müdahil olmaya çalışması, müdahale etmesi, önünüze engeller çıkartması, sorun çıkartması gibi de değerlendirebiliriz bunu ama bu önünüzü tıkayacak bir konu değil. Sadece dışarıdan huysuz bir bakışın ya da huysuz bir lafı çok fazla takılmadan yolunuza devam ettiğiniz bir gün diyebilirim. Salı günü başlanacak olan ev işi diyeyim arkadaşlar ya da evinizde hanenizde yapacağınız bir iş ağırlaşır görselleri var. Yani bir işe başlarsınız, sallanır, dallanır, budaklanır. Hani böyle uzar da uzar görselleri var alt bantta, onu da söylemiş olayım. Bir hasta görseli var, çarşambadan sonra yatan bir hasta karın görsellerinde çıkmış. Sanki karın ve mide konuları bu hafta hanenizde, evet, ama özellikle tabii ki sizin falınız olduğu için sizin dikkat etmeniz gereken yerler. Kilo konusu belki dikkat etmeniz gereken bir konu. Çünkü göbek görselleri direkt var, üstünde de bir bıçak. Aslında bu bıçak burada tehlikedesin, dikkat et ifade eder. Şimdi burada mide, bağırsak diyebileceğimiz karın bölgesinde sıkıntılara dikkat etmeniz gereken bir hafta ortası var diyebiliriz. Yeme içmeye dikkat edebilirsiniz. Dışarıdan gelebilecek etkilere yeme içme olarak dikkat edebilirsiniz diyebiliriz. İlişkilerde en fevri gün aslında Perşembe günü görsellerinde çıkmış. Karşınızdaki kişinin önünüzde durduğu, sizden beklenti içinde olduğu bir konu ortaya atılabilir. Burada karşınızdaki kişi uzatıyor, ayak diretiyor, inat ediyor. İnatlaşma,
Hani sanki böyle elinizi o kişinin kafasına koymuşsunuz da şu fikirlerini değiştir der gibi kızıyorsunuz, görselleriniz var. Burada hanede bir kişiyle zıtlaşma, anlaşamama, uzlaşamadığınız konuların uzaması hafta sonuna kadar devam etmesi gibi bir durum olabilir. Çünkü aslında hafta sonu itibariyle burada bu konuların küçüldüğü, o işte Perşembe Cuma yaşanabilecek bazı sıkıntıların hafta sonuna kadar uzamadığı görselleri de var. Bu da aslında iyi yönlü yaşanacak bir tartışmanın sonrasında hani sular bir anda karışabilir, evet, ama sonrasında durulacağını da ifade ediyor. Şimdi yeni ilişki olarak değerlendirebilecek olursam falınızı, aslında Salı Çarşamba hani kapatın kapılarınızı derim. Çok ağır ilerleyecek. Hani birisi size açılacaksa, orada karşınıza denk gelirse çok ağır, uzun soluklu açılmaya çalışır. Uzadıkça uzar konu, canınızı sıkar diyebilirim. Cuma'dan sonra daha şanslı görselleri var aşk olarak İkizler Burcu'nun. Cuma itibariyle aslında önünüze düşebilecek kısmetler mümkün. Aklınıza yatan görselleri daha çok çıkmış. Aklıma bu hafta birisi yatar mı sorusu sorsanız, ben şimdi kendi kendime türetmeye etmeye çalışıyorum. Çok yatmaz derdim açıkçası. Koca kafalı insanlar var çevrenizde. Yani algısı kapalı mı diyelim, algılamıyor mu diyelim, anlatması gerekenleri, kafasının içindekileri diline mi vuramıyor diyelim. O konularda zorlanabilirsiniz. Görselleri var. Yatar görsellerinde daha çok çıkıyorsunuz. Çevrenizde insan olsa da, size birisi bir aşkı ilan etse de çok da ilginizi çekmezmiş gibi bir görsel var arkadaşlar. Buradan neler var sorusunun cevabı ve aslında tamamlayıcı olarak bu haftanın nasıl geçeceğinin cevaplarını da buradan ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi iş ve para konuları aslında gayet güzel bir hafta. Hatta şuradaki şu sevinç gözyaşı maddi konularla alakalı ya da iş yerinizle alakalı alacağınız bir güzel haberi ifade ediyor. Burası dikkat ederseniz biraz sisli puslu olsa da aslında rahat ettiğiniz bir alan olarak görünüyor. Ev, hane, ilişkilerde biraz daha rahatsızsınız aslında bu hafta. Daha çok maddi konular, çözülmesi gereken iş konuları, belki de maddi konular ailenizin içerisinde konuşulacak maddi konularda bazı belirsizlikler, alacağınız haber ya da fikirlerle şekillenecek ve önünüz açılacak diyebiliriz ki seviniyorsunuz da söylemiştim zaten. Aile ve ilişkilerde baktığımız zaman burada eli kolu dolu ama sizi izleyen bir partner görünüyor. Hani önündeki işi yaparken bile sizi gözlüyor gibi bir görsel çıkmış. Arkanızı dönmüşsünüz. Burada uzun soluklu ilişkilerde karşınızdaki kişinin ufak tefek baskılarıyla karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir ama umursamayacaksınız görselleri çıkmış. Onun haricinde bir kişinin kafasında takıp uzattığı konularla alakalı zaman zaman mesafeli olma. Bu tabii ki bir eş partner olabileceği gibi ailedeki bir kişi bir şeyleri kafasına takıyor, uzatıyor. Sizden belki destek bekliyor, belki ilgi bekliyor ama siz yok diyorsun. Değişmiyorsun, sen bu şekilde devam edelim, bu haftayı da böyle geçirelim dersiniz. Görselleri var sevgili dostlar. Evet, gördüklerim bu şekilde. Tabii ki her zaman söylüyorum. Güzel dediğimiz, iyi dediğimiz, hayrınıza olacak şeyler önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.